Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle fantastik bir maceraya yelken açacağız. Masalımızın ismi Peter Pan. Darling ailesi anne, baba ve üç kardeşten oluşuyordu. Çocuklardan birinin adı Wendy, birinin adı John, üçüncüsünün adı da Michael'dı. Darlinglerin bir de köpeği vardı. Ona da Nana adını vermişlerdi. Çocuklar anne ve babalarının anlattıkları masallara bakarak Düşler Adası'nda Peter Pan adında bir kahramanın yaşadığına inanıyorlardı. Anne Darling çok çalışkan bir kadındı. Bir akşam dikiş dikiyordu ki birden uykuya daldı. Rüya görmeye başladı. Gördüğü rüya Düşler Adası ile ilgiliydi. Çocukların düşlediği Peter Pan de oradaydı. Peter Pan uçarak geldi. Kadının penceresinin önüne dikildi. Anne Darling Peter Pan'i görünce çok şaşırdı. Çığlık attı. Kendi sesine birden uyandı. Onun bağırmasını işiten Nana da korkuyla havlamaya başladı. Anne Darling daha sonra gördüğü rüyayı çocuklarına da anlattı. O rüya şöyleydi. Uykumun içinde Peter Pan'i gördüm. O uçarak yanıma geldi. Onunla birlikte siz de uçuyordunuz. Anne Darling gördüğü rüyayı çocuklarına gözlerini açarak heyecanla anlattı. Çocukları da onu dikkatle dinledi. Rüya uzun uzun sürdü gitti. Bir akşam Bay ve Bayan Darling gezintiye çıkmışlardı. Yanlarında çocuklardan ikisiyle Nana da vardı. Wendy evde yalnız kalmıştı. O düşünürken dalmıştı. Az sonra uyudu. Kendisini gökyüzünde buldu. Peter Pan de oradaydı. Hem ona hem de kardeşlerine uçmayı öğretiyordu. Havada bir süre dolaştılar. Yorulunca bir bulutun üstüne kondular. Düşler Adası tam o sırada altlarındaydı. Aşağıda korsanlarla Kızılderililerin savaştığını görüyorlardı. Limanda büyük bir gemi duruyordu. Peter Pan onun korsan Karakanca'ya ait olduğunu anlamada gecikmedi. Karakanca Peter Pan'in düşmanıydı. Bulutlar üstünde onu üç çocukla görünce silahını yukarıya doğru çevirdi. Ateş etmeye başladı. Wendy, John, Michael ve Peter Pan hızla başka bir buluta uçtular. Oradan da yere indiler. Bir ağaç kabuğuna saklanarak uyudular. Uyandıklarında yine Karakanca'nın top atışlarıyla karşılaştılar. Peter Pan korkusuz bir genç, güçlü bir kahramandı. Korsanlar çok acımasızdı. Peter Pan'in tanıdığı Gekko, Bill ve Starkey de saldıranların arasındaydı. Karakanca en öndeydi. Belli ki o Peter Pan'i arıyordu. Peter Pan yerinde durmuyor, uçuyor, yere iniyor, uçurumdan geçiyor, korsanları şaşkına çeviriyordu. Peter Pan'in korkusuzluğundan güç alan Wendy, John ve Michael da saldırıya geçti. Onların karşısında daha fazla dayanamayacağını anlayan korsanlar kaçmak zorunda kaldı. Çünkü Peter Pan ile üç arkadaşı çok yaman savaşçıydı. O da ne? Michael, Kızılderili bir kızın korsanlar tarafından bağlanmış olduğunu gördü. Onu hemen Peter Pan'e gösterdi. O, Kızılderili reisin kızıydı. Adı da Yaban Zambağı'ydı. Korsanlar onu bir mağaraya kapatmıştı. Mağaranın denize açılan ucundan deniz kızları görünüyordu. Peter Pan kızı kucağına aldı. Onu mağaradan çıkardı. Yükseklere uçurdu. Korsanların elinden kurtulan yaban zambağı çok sevinçliydi. Bu sırada korsanlar üç kardeşin peşindeydi. John ve Michael tutsak edilmiş, Wendy durumu hemen Peter Pan'e duyurmuştu. Peter Pan, Kızılderili reisinin kızını yere bırakarak yardıma koştu. Karakanca bu kez de Wendy'nin peşine düştü. Fakat Peter Pan çok hızlı, çok güçlüydü. Savaşmada korsanlar onunla hiçbir zaman yarış yapamazlardı. Kuşkusuz o hem John'u hem Michael'ı hem de Wendy'yi kurtaracaktı. Peter Pan Karakanca ile savaşırken John'la Michael kaçarak kurtulmuşlardı. Fakat bu kez de iki çocuğun peşine diğer korsanlar düşmüştü. Peter Pan bir o tarafa bir bu tarafa saldırıyor, korsanları şaşkına çeviriyordu. Karakanca'nın elinde tutsak bulunan Wendy kurtulamayacağını sanıyor, çok korkuyordu. Ama güçlü Peter Pan onun da bir çaresini buldu. Hızla oraya geldi, kartal gibi uçtu, Wendy'yi kaptığı gibi yükseklere uçurdu. Bu sırada iki kardeş ellerini havaya kaldırmış, sevinç çığlıkları atıyordu. Peter Pan çok çevikti. Koca bir kartal gibi uçuyor, usta bir maymun gibi tırmanıyordu. Düşmanları onu yakalayabilmek için çok zorluk çekiyorlardı. Peter Pan ise ele, avuca sığacak gibi değildi. Karakanca ve adamları Peter Pan'den korktukları kadar başka hiçbir şeyden çekinmiyorlardı. Onu görünce her biri bir yana dağılıyordu.
Korkusuz Peter Pan sayesinde Wendy, John ve Michael hem tatlı hem de korkunç bir serüvenden sonra evlerine döndüler. Peter Pan ise onları görebilmek için yeniden geleceğini söyledi. Yaşamakta olduğu Düşler Adası'na döndü. Üç kardeş Düşler Adası'nı, orada Kızılderililer reisinin verdiği yemeği ve Peter Pan'i hiç mi hiç unutmadılar. Gece ve gündüz Peter Pan'in kendilerini görmeye geleceği günü dört gözle beklediler.